Depremin ikinci günü buradaydık. Şöyle söyleyeyim, biz İstanbul'dan yola çıktığımızda hiçbir engellemeyle, hiçbir durdurulmayla karşılaşmadık. Bunun yanı sıra aynı zamanda yollarda buraya gelen ne bir AFAD ya da yollar çok kötüydü, bir kaza olabilmesi durumunda müdahale edebilecek bir araca da rastlamadık. Çok sayıda insan, yani halk kendi imkanlarıyla bir yardım oluşturup yola çıkmış, ancak onları yönlendirebilecek, belli bir noktaya ulaştırabilecek hiçbir devlet görevlisi yoktu. Biz 4 gündür buradayız. İlk 3 gün boyunca, yani Erdoğan'ın kente gelip o hal ilan edene kadar, kentte bir AFAD yetkilisine ya da askeri görevliye ya da herhangi bir devlet yetkilisine hiç ulaşmadık. Antakya'da Armutlu, Uğur, Mumcu, Harbiye, Kariye mahalleleri ve Hüseyinli mahallelerini dolaştık. Samandağ ilçesine gittik. Defne ilçesindeyiz şu anda. Halkın burası için yaptığı yorum, Antakya artık yok. Tamamen yerle bir oldu. Bir daha nasıl ayağa kalkarız, nasıl doğruluruz bilemiyoruz. Fakat benim gazeteci olarak yorumum ise şöyle: burası artık bir hayalet kent. Çünkü evler tamamen yıkılmış. Kimi evler ayakta kalmış, ancak ayakta kalan evlerin belli bir bölümü tamamen yok. Hala üzerinden 5 gün geçmesine rağmen hala enkaz altından çıkartılamayan cesetler var. Enkazların altından ses geliyor, ancak bu enkaz altında kalanları çıkartabilecek bir yetkili yok. AFAD görevlileri yok. Depremin ikinci gününde Antakya'ya HDP ve devrimci sosyalist kurumlar, devrimci örgütler akın etti. Halkın çağrısına devrimciler yanıt verdi ve hızlı bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu ve belirli mahallelerde, belirli bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Ellerinde de, yani bir ekipmanları, bir cihazları olmadığı için halkla beraber çıplak elle enkazdan kazılar yapmaya başladılar. Kimi depremzedeleri enkaz altından çıkarttılar. Hatay'ın Defne ilçesindeyiz. Bugün depremin 5. günü. Ben tüm bu yaşananlarda iktidarın sorumluluğu var. Hani bu göçük altında kalan iktidarın ta kendisi diyebiliriz. Çökmüş bir devlet mekanizması var. Yardımlar gelemiyor. Aslında çok sayıda arama kurtarma ekibini bizler yerini daha profesyonel ekiplere bırakmaya başladı. Ancak işte 5. gün ve artık insanlar umudunu kesmiş durumda. Çok az yerde arama kurtarma çalışmaları var. İnşaatlar geziliyor ve ses var mı diye soruluyor. Ses yoksa oraya hiç girilmiyor bile. Demokrasi güçlerini baskılamak için, işçilerin yaptıkları eylemleri yasaklamak için kullanıldı bu o hal. Şimdi seçimlere giderken işte o ağır kriz ortamında depremin yarattığı yıkımın sonuçlarını gören halkın göstereceği tepkinin önüne geçmek için o halin ilan edildiğini düşünüyorum. Burada çeşitli illerde, henüz Antakya'da, Hatay'da bu yoğun bir şekilde yaşamadık ama gözaltılar, gazetecilere yönelik gözaltılar var. Yani halkın, işçinin, emekçinin sesi olan gazetecilere baskılar var. Yani biz de ne olursa olsun burada halkın sesi olmaya, gerçekleri yansıtmaya devam edeceğiz. Biz depremin olduğu pazartesi günü akşamı çıktık yola ve salı sabahı Hatay'daydık, Antakya'daydık. Ve ne gördük? Tabii ki bir şehrin yıkımıyla karşılaştık. Bir şehrin komple yok oluşunu gördük. Yani gerçekten çok garipti. Biz çünkü durumun vehametini o kadar bilmiyorduk yola çıktığımızda. Tabii ki çok büyük bir deprem olduğunu biliyorduk ama şehirdeki neredeyse tüm binaların yıkılmış olabileceğini ya da hepsinin hasarlı olabileceğini düşünmemiştik. Paranın bile geçmediğini gördük burada. Çünkü hiçbir şey satılmıyor. Her yer kapalı. Sonrasında gördüklerimiz nelerdi? Ben en son neye insanlık dramı dediğimi hatırlamıyorum. Hiçbir şey dememişimdir herhalde ve kelimenin tam anlamıyla burada bir insanlık dramı yaşandığını gördük. Çünkü insanlar özellikle ilk gün arama kurtarma çalışmaları olmadığı için kendi imkanlarıyla, kendi tırnaklarıyla kaza kaza enkazdan yakınlarını çıkarmışlardı. Ya da kendileri çıkmışlardı. Daha sonra arama kurtarma çalışmaları başladı tabii. İkinci günden itibaren gelmeye başladı diye biliyorum, insanlar hatırlıyorum daha doğrusu. O zaman
yoğun bir çalışma vardı. Gelen yardımlar, buraya tüm Türkiye'den, dünyadan insanların gelmesi, basının ve sosyal medyanın gücüyle oldu. Hatay'daki durumun vehametini ne kadar anlatabildiysek, bu sebepten insanlar buraya geldi, yardımlar buraya geldi. Çünkü gerçekten kimse buradaki durumun ciddiyetinin farkında değildi en başta. Biz dahil o. Dolayısıyla böyle bir gazetecilikte insanlık da sınavıydı bizim için. Bunda hükümetin etkisi var mıdır? Tabii ki var. Yani bangır bangır yıllardır insanlar bas bas bağırıyorlar. Deprem uzmanları bas bas bağırıyorlar. Naci Görür daha 2 yıl önce, ki o zaman çalıştığım bir kuruma röportajı gelmişti. Aynı, yani tam olarak bu bölgelerin ismini verdi ve buralara dikkat edin dedi. Bir güçlendirme çalışması yapılmadı. Demek ki tamam, depremin büyüklüğü çok 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 olabilir. Şiddeti çok daha fazla hissedilmiş olabilir. Fakat buradaki çoğu bina da 1,5, daha bugün gittiğimiz bir bina 1,5 yıl önce yapılmış. Daha kalın demirle yapılması gerekirken, daha kalın demir kullanılması gerekirken daha ince, 24'lük yerine 12'lik demir kullanılmış ve un ufak olmuş. 80 dairelik bir apartmandan bahsediyoruz. En az 400 kişilik bir apartmandan bahsediyoruz. Ve çıkan, o enkazdan çıkan insanların sayısı sağ ve ölü toplamda 50 kişi civarında olduğu söyleniyor. 400 kişinin geriye kalanı nerede? Yine Rönesans Rezidans'taki Hatay'ın en pahalı, çok lüks binalarından birinden bahsediyorum. 1000 kişiye yakın insan yaşıyor orada. 80 ila 100 civarında insan çıkarılmış yine ölü ve sağ toplamda. İnsanlar artık cenazelerini almanın peşindeler. Yine böyle bir küçük umut besliyorlar. Tabii ki o yüzden iktidarın, hükümetin çok büyük yanlışları oldu. Hem deprem öncesinde hem deprem sonrasında. Yani buraya devlet de çok geç geldi. Hatay'da kimle konuşsak biz övey evlat mıyız? Biz burada deprem olmadı mı dediler yani. Yağmurun altında, o soğukta, kimisi yalın ayak çıkabilmiş, kimisi enkazdan kurtulmuş. Burada insanlar perperişan ve hala il jandarmanın oralarda şebeke daha iyi çekiyor. Oralardayız. Bugün böyle oradan geçerken kendimi savaşta gibi hissettim. Yukarıda helikopterler, her yerde askerler. İşte garipti yani. Zaten buraya da böyle bir sürü bomba düşmüş gibi